Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek robası çalışacağız. Yelek robamızı örmek için ilk önce kutucuklarımızı hazırlayıp kutucuklarımızın içerisine sırasıyla önce kenar patımız, daha sonra su da bölümümüz ve artışlarımızı yaptığımız bölümümüzü kolumuzu şöyle çevirdiğimiz zaman göreceğimiz gibi arkamızı sırasıyla ile uygulayarak ilerleyeceğiz. Evet bu şekilde robamızı kurma işlemini yaptıktan sonra istediğimiz genişlik ölçüsü gelene kadar robamızın ana bölümünü oluşturan bu trabzanlarımızı hem sağından hem solundan her sırada artırarak istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edeceğiz. İstediğimiz ölçü geldiği zaman kol altlarından birleştirme işlemini yaparak gövde kısmına geçeceğiz. Gövdemizde de sadece bakınız kollarımızda kullandığımız su taşı bölümümüzü kullanarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Evet. Kolay gelsin diyerek hemen robamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Alize'nin Happy Baby'si ile örgümüze başlıyoruz. İpimiz 100 gram ve 330 metre. Renk numarası 27. Ee, şu şekilde güzel bir ip ipimizi örmek için iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve örgüme başlamak için 51 tane kutucuğumuzu yapıyoruz şöyle alıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum öncesinde bir tane düğümümü atıyorum bir zincir çekiyorum şu şekilde sıkıştırarak bir tane düğümümü atıyorum üzerine 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum ve birinci zincirin içerisine giriyorum. Ve başlıyorum. Bakınız çıktım. 1 ve 2. Bir tane yuva oluşturdum. Hemen trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü şu şekilde elimin içerisinde döndürüyorum parmaklarımın arasında. Yine yuvaya giriyorum. 1 ve 2. Bakınız, iki tane yuvamı oluşturdum. İki tane zincirimi çekiyorum. Örgümü şöyle çeviriyorum. İçine giriyorum. 1 ve 2 Trabzanımı iki seferde çektikten sonra, bakınız, üç tane kutucuğumuz oldu. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Zincir çektikten sonra, örgümün yönünü şu şey, parmaklarımın ucunda değiştiriyorum giriyorum bir ve iki tane trabzanım ördükten sonra hemen iki zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra yönünü değiştiriyorum tekrar içine giriyorum trabzanım örüyorum bakın nasıl kutucuklarımızı hiç şaşırmadan tam net olarak yapacağız şimdi bir iki üç dört beş tane kutucuğumuzu yaptım bakın iki tane zincirimi çekiyorum zincirimi çektikten sonra örmüş olduğum bölümü şöyle çeviriyorum tığımı başını doluyorum tam ortaya giriyorum 1 2 trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum yönünü tekrar çeviriyorum 1 2 2 tane zincir çeviriyorum 1 ve 2 bakın bir o yöne bir bu yöne çeviriyoruz yani bir şu şekilde bir bu şekilde yapıyoruz sürekli kutucuklarımız ardı ardına bu şekilde diziliyor. Evet toplamda 51 tane kutucuk olana kadar 2 zincir ve 1 trabzanla kutucuklarımızı hazırlayalım. 51 tane kutucuğumu hazırladım. Ölçüsüne bakalım. Ölçümüzü kıyaslayalım. 44 santim. Evet görmüş olduğunuz gibi benim kutucuklarımın toplamda santim olarak ölçüsü 44. Şimdi kutucuğumuzun üzerine Yerleştirmeye başlayalım. İlk sıramız çok önemli. O yüzden dikkatli bir şekilde yerleştirirsek hiç sıkıntı çekmeyiz sonrasında. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına bir defa doluyorum ve ilk kutucuğun içerisine giriyorum. 1 2 3 bir defa doladım 3 defa çekiyorum. 1 2 3 zincirimizle birlikte Zincirimiz kenarda kaldı. Bakınız iki tanesi yuvanın içerisinde. Üç tane oldu. Hemen yandaki yuvaya giriyorum. Üç tane trabzan da aynı şekilde buraya örüyorum. ikinci yuvaya. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ve son trabzanımı örüyorum. Evet 6 tane trabzanımızı kenar patımız için hazırladık. Bir defa başını doladık ve 3 defa da aldık. Bütün trabzanlarımızı örgümüz bitene kadar bir defa başını dolayacağız ve 3 defa da alacağız. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındaki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Battığımız yerden yine 3 tane zincirle çıkıyoruz. Hemen yanındaki kutucuğun içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 1-2-3 1-2-3 2 tane trabzanımı ördüm. Hemen 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine 2 trabzan daha örüyorum. 1-2-3 Giriyorum. 1-2-3 Bakınız. Şöyle hiç uzaklaşmadan hemen yaptıklarımızı kontrol edelim. Evet, iki tane kutucuğumuzun içerisine bakınız. Şöyle altı tane trabzanımızı ördük. Yandaki hemen üç zincir çekerek yandaki kutunun içerisine battım. Tekrar battığımız yerden üç zincirle geri çıktık. Yandaki kutucuğun içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük. Tekrar üç tane zincirimizi çekiyoruz zincirimizi hemen yandaki kutunun içerisine gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirle çıkıyorum hemen bir sonraki kutunun içerisine 1 2 3 tekrar 1 2 3 2 tane trabzanımı ördüm tam kutumun ortasına 1 2 3 3. trabzanımı ördüm diğer kutuma geçiyorum iki trabzanda Buraya örüyorum. Toplamda 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 tane kutunun birisine tam kutunun ortasına ve diğer kutumuzu olmak şekliyle 5 tane e, trabzanımızı ördük. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Buradaki örmüş olduğum 5 tane trabzan örgümüzün artış yeri şöyle bakınız işaretimi koyayım siz de gördükçe daha rahat takip edebilirsiniz burası önümüz önümüzün artış yapacağımız bölümü şöyle görelim burası kenar patı burası sürekli iki trabzan iki zincir iki trabzan devam edecek bölümümüz ve burası da modelimizin ön kısmı yani ana bölümlerimizden birisi Sadece hani görüp daha rahat takip edebilin diye taktım bu kısmı. Şimdi birlikte örmeye devam edelim. Şimdi kol bölümümüzü örmeye başlıyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen sıradaki kutucuğun içerisine 2 tane trabzan 3 defa da aldığımız 2 zincir yine 2 trabzanı aynı kutumuzun içerisine örüyoruz şöyle görelim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi geçişimizi yapacağımız zaman 3 tane zincir çekip yandaki kutuya batıyoruz. Tekrar 3 tane zincirle kutunun içerisinden çıkıyoruz. 1, 2, 3. Hemen batıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki kutunun içerisine 2 tane trabzan. 2 zincir. 2 trabzan 1 2 3 1 2 3. Bu şekilde bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan bir kutuya batıyoruz. tekrar aradaki kutucuğun içerisinden çıkıyoruz şekliyle 6 tane bu şekilde örelim. Şimdi 2 tanesini birlikte ördük 4 tanesini daha örelim. Toplamda 6 tane 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanıımızı ördük 1 2 3, 4 5 ve 6. Şimdi bakınız yandaki kutuca 3 tane zincir çekerek battım. 3 tane zincir çekerek tekrar çıktım. Şöyle bir de yakından görmenizi istiyorum. Birinci sıramızın kurulumu çünkü çok çok önemli. Bakın ayracımızın olduğu yer çok güzel fark ettiriyor. Geri kalan 6 tane sıramızı sayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yandaki kutuca 3 tane zincirle battım. Tekrar 3 tane zincirle çıktım. Şöyle görelim. Şimdi Tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutucuğumuzun içerisine iki tane trabzanımı yan yana örüyorum. Bir ve iki. Hemen tam ortasına bir tane batıyorum. Üçüncü trabzanı örüyorum. Ve diğer yanındaki kutucuğumuzun içerisine iki tane daha trabzanımı ilave ediyorum. Toplamda iki kutucuğumuzun içerisine beş tane trabzanımızı örüyoruz ve buraya da kırmızı ayracımı takıyorum burası da arkamız arkamızın bir tanesi hemen kolumuzdan sonra devam ede gelen yer şöyle gördüğümüz zaman ayırt edici olsun Evet buradan sonrasında yine 5 trabzanım ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen yandaki kutucuğuma batıyorum her seferinde aynı işlemimizi yapıyoruz 1 2 3 yandaki kutuya giriyorum. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan grubumuzu kuruyoruz. 1 2 3 Tekrar 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki kutucuğuma batıyorum. Battığım yerden 1 2 3 çıkıyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum araya batıyorum 1 2 3 zincirle çıkıyorum bakın şurası arkamız için hazırladığımız 5 tane trabzanımızın olduğu yer çiftli grubumuzu aralardaki olan gruplarımızın 1 2 tane ördük üçüncüyü de örelim görüşelim Evet 3 tane trabzan grubumuzu örerek geldim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Bakınız kırmızı 5 tane trabzanımızın olduğu yer belli durmakta. Şimdi 3 tane 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandan sonra yine 3 zincirimi çekip battım. 3 zincirimle çıktım ve yandaki 2 tane kutucuğun içerisine tıpkı başlangıçta hazırlamış olduğum gibi 5 trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum hemen yanına ikinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 tığımın tekrar başında oluyorum iki grubun tam ortasına giriyorum üçüncüyü örüyorum ve diğer yuvanın içerisine iki tane daha trabzanımı örüyorum toplamda beş tane trabzanımı örüyorum buraya da bir tane ayrıcımızı takalım şöyle buraya da yeşilimi takıyorum Tamamen ayırt edici olsun. Görüp rahat edebilirsiniz diye. Burası da arkamız. Bakınız kırmızıyla yeşilimizin bulunduğu yer arkamız. Şimdi 1, 2, 3, 5 tane trabzandan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki kutuya batıyorum. Hep yaptığımız gibi 3 tane zincirle çıkıyorum. Ve sıradaki kutucuğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizin sayısı kadar. Çünkü bakınız burası da kolumuz için ayırdığımız bölümdü. 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 tane bu şekilde örelim ve görüşelim. Kolumuz için işaretimizden sonra bakınız arkamızdan sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olan gruplarımızı ördük şu şekilde. Ve şimdi diğer önümüzde olduğu gibi trabzanlarımızı yan yana örmeye başlıyoruz. Her grubun yanındaki kutucuğa batıyoruz ve 3 zincirle tekrar çıkıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü tam ortaya batıyorum. 1 2 3 2 tane de diğer kutucuğun içerisine batıyorum. Toplamda 5 tane trabzanımı önümüz için örüyorum. Yine buraya da bir tane ayrıcımızı takalım. Bu da diğer önümüz. Şöyle gördüğümüz zaman hemen ayırt edici olsun. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3. Hemen kutucuğun içerisine giriyorum. 2 trabzan. 2 tane zincir. 2 trabzanımı örüyorum. ve tekrar 1 2 3 tane zincirle yanındaki kutucuğa batıyorum 1 2 3 tane zincirle kutudan çıkıyorum kenar patımızı örüyoruz e, tığımın başını doluyorum aynı zamanda buraya ilik çalışmamızı da yapacağız altı trabzanımızı örmeye başlayalım ilik çalışması yapacağımız için bakınız şimdi 2 3 3 tane trabzanım ördüm. 1 tane zincir çekiyorum ileğim için. Bu dördüncü trabzan sayıyoruz. 5 ve en son bakın zincirimi başladığım yere gelerek batıyorum. Şöyle düzgünce dursun. Ve toplamda 6 tane trabzadım olmuş oldu. 3 tane trabzan, 1 tane iliğimiz için olan yer 4, 5 ve 6. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğumuz işlemimizi şöyle genel anlamda bakmak istiyorum. Şöyle yerleştirelim bakınız. Evet 51 tane kutucuğumuzu hazırlamıştık. 51 kutucuğumuzun her ikisini 6 6 kenar patlarımızı ördük. Burada iliğimiz var ama yine nihayetinde 6 tane kenar patımız. Hemen 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olan kısım modelimizin ayraç taktığımız bölüm artacak olan bölümlerimiz karşılıklı 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 diye ördüğümüz bölümü kollarımız ve işaretimizden diğer işaretimize olan bölümümüz burası trabzanlarımızın olduğu bölüm 3 tane bölüm ise şu şekildeki hazırlamış olduğumuz bölümler. Kollarımızı da bu şekilde hazırlamıştık. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıram için 3 tane zincir çekerek başlamıştım. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen tırabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3. İlim için açtığım yerin tam şöyle içten giriyorum. 1 2 3. 1 2 3. Toplamda 6 tane trabzanımızı 3 defa da alarak örüyoruz. 1 defa doluyoruz. 3 defa da alıyoruz. Şu şekilde bakınız. 6 trabzanımı ördüm. Bir önceki sıramızda 3 tane zincir çekip batmıştık. Sonra 3 tane zincir çekip tekrar çıkmıştık. Bu sıramızda ise 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanın 2 zincir kısmına gelerek giriyorum. 1 2 3 ve başlıyorum yine 1 2 3 2 tane trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 yine aralarda 3 zincirimi çekiyorum bakınız burada bir alt sırada 3 zincir batmıştık 3 zincir çıkmıştık ve buradaki 5 trabzanın olduğu önümüz için olan bölümümüzde karşılaşıyoruz buradaki işaretimizi taktığımız bütün bölümlerimiz yani dört tane bölümümüz iki tane arkamız için birer de önlerimiz için taktık Bunlar da sadece e, bu işaretli bölümlerde artışımızı yapıyoruz ve modelimizin ana ağırlığını burası götürüyor diğer taraflar hep aynı şekilde öreceğiz ama Ayracımızı taktığımız yerdeki bölümler, beşer trabzanlık bölümler modelimizin ağırlığını oluşturuyor. Şimdi bu beş trabzanımın başlangıçta bir tane artırıyorum, bitişte bir tane artırıyorum. Beş olan trabzan sayım yediye ulaşıyor. Her sıramızda hem baştan hem sondan artışımızı yaparak ikişer ikişer her bölümü artırmış oluyoruz. 5 olan trabzanımı artırıyorum. Bakınız 3 tane zincirimi çektim. Birinci trabzanımın şöyle görelim. Birinci trabzanımın tam tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. İpimi şu şekilde hemen açalım. Tığımızın başını dolayalım. Aynı yere. Tekrar giriyorum. 1, 2, 3. 2 defa ördüm bakınız ve artışımı yaptım. Diğerlerini birer birer örüyorum en son trabzanımıza geldim en son trabzanımız yine bir defa örüyorum ve tekrar başını dolayarak aynı yere ikinci kez batıyorum ve şimdi şöyle bakalım birinciyi 2 defa ördük sonuncu trabzanımızı 2 defa ördük ortadakilerini ise birer birer ördük 5 olan trabzan sayım 2 4 6 ve 7 çıktı bakınız şimdi devam ediyorum 3 tane zincirle 1 2 3 Buradaki 6 tane olan 2 tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan her bir arasına 3 zincir çekiyorum. Tam ortaya giriyorum. 1, 2, 3 2 tane zincir. Tekrar 1, 2, 3 Tekrar 1, 2, 3 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Diğer gruba geçelim. 1, 2, 3 1 2 3 2 tane zincir kendi arasında 2 zincir ama geçişlerimiz hep üçer zincirlerden oluşacak şu ipimi yine hemen açıyorum ikinci trabzanımı da örüyorum 1 2 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğerine batıyorum kolum için örmüş olduğum 6 tane grubumuzu bakınız üzerlerine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak ördüm aralarına ise üçer tane zincirimizi çektim artışımızdan sonraki 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 defa ördükten sonra tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum buradaki işaretli olan yerime geldim 5 tane trabzanım vardı başlangıçtaki trabzanımı 2 defa örüyorum 1 2 3 aynı yere 1 2 3 ve devam ediyorum Bakınız baştaki trabzanımı iki defa ördüm. Yandakini bir defa, diğerini bir defa tekrar örüyorum ve en sondaki trabzanıma geliyorum. En sondaki trabzanımı yine iki kez örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bakınız. 5 tane olan trabzanımı 7'ye çıkardım. Bir sağdan, bir soldan artırdım. Şimdi 3 zincirimle ortaya giriyorum 1 2 3 ve aradaki bölümleri tıpkı şurada örmüş olduğumuz gibi örüyoruz 5 tane trabzanlı işaret taktığımız yerdeki bölümleri ise 7'ye çıkarıyoruz Altı kenar patımız örelim ve sonda görüşelim modelimizde ikinci sıramızı tamamladı kutucuklarımızı saymazsak bakınız şimdi daha net ortaya çıktı iki kenar patımızı üst üste bıraktık bir tane su taşımız Ortada artışımızı yapacağımız bölümlerimiz ve 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 su taşımız her iki kolumuzda. Şu iki kısım arası da arkamız. Şimdi sıramızda tekrar bakınız başlıyorum. Modelimiz bir sıra 3 zincir çekip batıyoruz. Bir sırada sadece 3 zincir olarak geçiş yapıyoruz. Buradaki bölümlerimiz 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ediyor. Artışlarımızda. da istediğimiz genişliğe gelene kadar sağından ve solundan yani başlangıçtan ve bitişten birer artırıyoruz. Ortadaki trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. 3 tane zincirimi çekmiştim. Kenar batımı örüyorum. 1, 2, 3. 6 kenar patımızı her bir trabzanımız üzerine birer birer batarak örüyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 4 5 6 bakınız 6 kenar patımız şimdi 1 2 3 buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz 3 tane zincir çekiyorum aşağıdaki 3 zincirime batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak 2 tane zincir çektiğim yere gelerek 2 trabzan 2 tane zincir tekrar 2 trabzanlı bölümümü örüyorum 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum yine aşağıdaki 3 zincirin içerisine girerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimle çıkıyorum tekrar tığımın başını doluyorum ve buradaki 5 olarak başlattığımız trabzan grubumuzu 7'ye çıkarmıştık 7 olan trabzanımızı ise bir baştan bir sondan artırarak 9'a çıkarıyoruz her sıramızda mutlaka artışımızı yapıyoruz. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Aradaki trabzanlarımı düz bir şekilde örüyorum. Birer birer arayı örüyoruz. en son trabzanımıza geldim en son trabzanımızı bir defa örüyorum tekrar tığıma başım doluyorum ikinci kez artışım için yine aynı yere giriyorum ve 5 7 9 şeklinde bir başlangıçta şu şekilde görelim aradaki trabzanları düz ördüm bir de sonda çift olarak ördüm toplamda 9 tane trabzan sayısına ulaştım 1 2 3 zincirimi çekiyorum alttaki 3 zincirin içerisine batıyorum altından alarak tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada görmüş olduğum iki trabzan iki zincir, iki tırabzanları aynı şekilde hepsini örüyorum. 2 tane zincir. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 tane zincir araya batıyorum. 1 2 3 tane zincir. Buradaki su taşı bölümümüze giriyoruz. Bakınız şöyle görelim yapacağımız işlemler iki tane zincir çekip 3 zincirin olduğu yere 3 zincir çekip 3 zincirin olduğu yere batıyoruz iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örüyoruz ve bir sağdan bir soldan yani bir başlangıçtan bir bitişten artışlarımızı yapıp, ara trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz. 3 zincir çekip batıyoruz, 3 zincir çekip çıkıyoruz ve buradaki su taşlarımızı örüyoruz. Tekrar artışımızın olduğu yerin başlangıç ve sonundan artıyoruz ve bu şekilde işlemlerimizi tekrar ederek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Evet yine bir sıramızın sonuna geldik ve kenar patımızda örerek yeni sıramıza başlamak üzere hazırım. Şöyle bakmamızı istiyorum birlikte bakalım. Bakınız bir tanesinde 3 zincir çekip batmıştım tekrar çıkmıştım. İkinci sırada ise 3 tane zincirle geçiş yaptım. Üzerinde tekrar 3 zincir çekip batıyorum ve 3 zincirle çıkıyorum. Sıralamamız tamamen bundan ibaret. Bakınız aralarda şimdi üçer zincirimizi direkt çekerek geçiyoruz ve görmüş olduğumuz 5 olarak başlattığımız trabzanlarımızın sağ ve solundan ikişer artışımızı yapıyoruz. Bir sıramızın daha sonuna kadar örerek geldim ve ben kenar patımı da ördüm. Hazır bir şekilde beklemekteyim. Bu şekilde modelimizi kurduktan sonra yapmamız gereken en önemli işlem bu işaretlerimi bıraktığım renkli yerlerdeki bölümleri sağdan ve soldan artışlarımızı yaparak büyütmek. İstediğimiz ölçüye gelene kadar büyütüyoruz. Arkamızdaki 3 tane grubumuz vardı bakınız. Bu grubumuzun 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 3 zincir çekerek bir tanesinde karşıya geçiyoruz. Diğer sırada ise 3 zincir çekip batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan bölümümüzü örüyoruz ve bu şekilde artışlarımıza dikkat ederek ve buradaki şu iki sıra arasındaki ilişkiyi güzel kontrol ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Şimdi kenar patımı ördüm. 6 kenar patımı. 1 2 3 bakınız 3 zincirimi çektim tığımın başını doluyorum hemen ortaya geçiyorum köprümüzü kuruyoruz 1 ve 2 tekrar 2 trabzan 1 2 3 tekrar 1 2 3 tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum bir sonraki sırada ise 3 zincir çekip batacağım tekrar 3 zincir çekeceğiz tığımın başını doluyorum şöyle görüyorum bakınız birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum tekrar aynı trabzanımın üzerine batıyorum başlangıcında iki tane arttım bakınız bir tane arttım iki oldu ve aradakilerini birer birer örüyorum her bir trabzanıma bir tane Terli ölçümüz gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ve son trabzanımı örüyorum. Aynı yere batıyorum. Ve artışımı yapıyorum. Bir başlangıçta bir bitişte artışımı yaptım. Ve devam ediyorum. 1-2-3 Geçişimi yapıyorum. Direkt köprümüzü kuruyoruz. 1-2-3 Araya iki tane çekiyorduk. İkisini çektim. Evet. Şöyle görelim. Modelimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar bu kurulum üzerine örerek büyütelim. Robamızı istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim ve tam bitmiş hali bu şekilde. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra trabzanımızı ördük ve artışlarımızı yaparak görmüş olduğumuz bu genişliği yaptık. Şimdi şöyle genel bir bakalım. Birer sıra önlerde bakınız 2 e, trabzan, 2 zincir, 2 trabzanlı olan bölümümüz. Yanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani kollarımız karşılıklı arkada ise tam 3 tane 2 e, trabzan, 2 zincir, 2 trabzanlık olan su taşı bölümümüz var. Şimdi burada yeleğimizi istediğimiz ölçüye e, Göre büyütebiliriz. Ne kadar büyük istersek ya da daha küçüğünü örmek istersek kollarımızdan ayarlama yapmak durumundayız. Eğer daha büyütmek istiyor isek 8 tane yaparsak arkayı da bu görmüş olduğumuz bölümü 4'e çıkarmamız gerekmekte. 10 tane yaparsak arkayı da 5 olarak ayarlamamız gerekmekte. Kolumuzda ne kadar artarsak arkamızı Tam e, yarı olarak ayarlamamız gerekmekte ki büyütme işlemlerimiz güzel ve düzenli olsun. Şimdi kolumuzu birleştirelim ve e, önümüz ve arkamız üzerinden örmeye devam edelim. Ve bu birleştirme işleminden sonra sadece su taşılı bölümümüzde örmeye devam edeceğiz. Bu artışlarımız artık e, kalacak. Şimdi bakınız kolumuzdan önümüzden kolumuza kadar örerek geldim artışımı da yine yaptım ve diğer bölüme arkaya bağlanmak için hazırım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkamızın ilk bölümüne bakınız. Üçgen şeklinde gelen bölümünü alarak tutuyorum. Şöyle bakınız. Bir defa doluyorum. 1 2 3 defa da örüyorum. Ve bir defa doluyorum yine aynı yere artışımı yaparak bu sıramızda da e, ilerliyoruz artışlarımızda aradaki trabzanlarımızı birer birer örüyoruz son trabzanımıza gelene kadar hepsini birer birer örelim son trabzan buradaki üçgenimizi bu kısmındaki son olan şuradaki görmüş olduğumuz araları birer birer örelim ve en son trabzanımızı iki defa örmek üzere görüşelim son trabzanıma kadar örerek geldim ve son trabzanımı sizlerle birlikte örüyorum şimdi bakınız 1 2 3 ve tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 3 defa ördüm her iki bölümü hem başlangıcımı hem sonu artışımı yaptım ve sıramızı örmeye devam ediyoruz 1 2 3 gördüğümüz şekliyle örüyoruz 1 2 3 kurulu düzenimizi bozmadan ortadaki 3 tane bakınız bu dilimli bölümümüzü örüyorum ve arkasından yine artış yerimi yaparak yani artış yerimin olduğu yerde görüşelim aradaki su taşları bölümümüzü ördük şimdi trabzanımızın olduğu bölüme geçtik ve trabzanımızın ilkini artarak örmeye başlıyoruz 3 tane zincirimizi çektikten sonra ilk trabzanımızı 1 2 3 aynı yere tekrar batıyoruz 1 2 3 ve diğer trabzanlarımı birer birer örüyorum 3 defa da alıyorum sıra sonundaki bakınız buradan devam eden son trabzanımıza kadar örelim son trabzanımıza görüşelim son trabzanımıza kadar örerek geldim en son trabzanımın olduğu yerdeyim ve başlıyorum 1 2 3 artışım için yine aynı yere batıyorum ve örüyorum tekrar 1 2 3 örmeye başlıyoruz şimdi birleştirme yerine geldim 3 tane zincirimi çektim bu aradaki kolumuzu şu şekilde büküyoruz arkalarımızın artışlarını yapıp ördükten sonra bakınız arkamızı her iki yönden arttık buradan arttık ve buradan da arttık üçgenimiz sağdan ve solundan artışımızı yaptık önümüzde de aynı işlemimizi yapmıştık şimdi 3 tane zincirimi çektim ve önümün olduğu üçgen gibi görünen bölümümüze geldim ve tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı 1, 2 ve 3 defa da örüyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum ve kollarımı bu şekilde birleştirdim. Ana gövde üzerinden örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımızı 1, 2, 3 aradakilerini birer birer örelim uç noktada görüşelim. En son trabzanımıza kadar yine örerek geldim. Son trabzanımızı 1, 2, 3 aynı yere batarak artışımızı da yapıyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen araya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Araya giriyorum. 2 tane trabzanım. 2 zincir ve tekrar iki trabzanımı yine örüyorum. 1 2 3 tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Bırakıyorum. Bu şekilde kolumuzun birleştirme işlemlerini tamamladık. Şimdi şöyle genel görüntüsüne bakalım. Genel görüntümüz şu şekilde. Bakınız 2 tane Kenar patlarımız mutlaka birbirlerinin üzerine gelecek şekilde ayarlama yapmamız gerekmekte. Açık kalması uygun olmuyor. Lütfen buna dikkat edelim. Bu şekildeki ölçülerle yaptığımız zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bakınız gayet güzel bir şekilde birleştirme işlemimizi yaptık. Daha örgümüz bitmeye yaklaştıkça ve oturacaktır. Şu an yeni ördüğümüz için bile gayet güzel görülmekte. Şöyle arkasını hemen çeviriyorum. Arkasına da baktığımız zaman bakınız hiçbir yerde bir potluğu ya da taşkınlığı yok. Gayet güzel bir şekilde çok uyumlu durmakta. Şimdi tekrar çeviriyorum önümüzü. Kol altlarımıza şöyle bakalım. Bakınız üçer tane zincirimizi çektik. Diğer tarafa da 3 zincirimizi çektik. Şimdi modelimizin alt kısmını çalışmaya başlayalım. Artık kollarımızda işimiz kalmadı. Gövde kısmıyla çalışalım. Şimdi kenar patımızı ve buradaki su taşımızı örelim. Hemen düz trabzanlarımız üzerine de yine buradaki görmüş olduğumuz su taşlarından modelimizi yerleştirerek aşağıya doğru büyümesini sağlayalım. Aşağıya geçmeden robamızın şu şekilde bir ölçüsüne bakmak istiyorum. Bakın sadece gövde kısmından kolumuzun olduğu yerden şöyle ölçelim. 30 santim şu anda bakınız gövdemizi yerleştirmeye başladığımızda bu kol altındaki zincirlerimize daha açılacağı için birazcık daha genişleyecek şu an hiç örmeden bile bakın gayet güzel bir büyüklükte. Şimdi ölçülerimizi özellikle sık sık ölçüyorum ki e, herhangi bir şekilde kafamız karışmasın, aklımız e, karışmadan birlikte örelim. En son hani sürpriz bir şekilde çok büyük ya da çok küçük olmasın. Düzenli aralıklarını ölçelim. Şurası da 11 buçuk santim. Omuzumuzun ilk, bakınız kutucuklardan başlıyorum. 11 buçuk daha kutucuklarımızın üzerine trabzan örerek bu yakamızı birazcık daha toparlayacağız bu en son işlemimiz olacak kolumuza şöyle bakalım kolumuz ise 11 santim çünkü bir trabzan fazla ördüğümüz için bu şekilde biraz daha büyük şimdi eğer sizlerin ölçüsü daha küçükse ya da içinize sinmedi birazcık daha büyütmek istiyorsanız hiçbir problem yok buradaki artışlarımız yani şu üçgen görünümündeki trabzanlarımızı örmeye devam edin ne kadar e, büyüklüğe geldiği zaman içiniz rahat edecekse ya 1 ya 2 ya da 3 trabzanlarımız ördükten sonra buradaki yapmış olduğumuz gibi üçer zincirlerimizi kol altlarımızdan çekerek birbirlerini birleştirelim ve bu şekilde tamamlamış olalım bakınız şurasının da ayrık olmamasına lütfen dikkat edelim birbirleri üzerine denk gelsinler birbirlerine asılmasınlar birleştireceğimiz ya da düğme dikeceğimiz zaman kötü bir görüntü olmasın şimdi şu kısmı örüyorum hemen düz trabzanlarımızın olduğu yere geldiğimizde modelimizi birlikte uygulamaya başlayalım Evet kenar patımızı ördüm ve su taşımın ilkini ördüm Şimdi bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördüm. Düz trabzanlarımın olduğu bölüme geçiyorum ve modelimi yerleştiriyorum. 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra bakınız birinci trabzanı değil ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar aynı trabzana batıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın birinci trabzana değil ikinci trabzanımıza battım. 1, 2 tane zincir araya çekiyorum tekrar bir defa başını doluyorum 1 2 3 1 2 3 3 defa örüyorum bakınız Evet iki trabzan iki zincir iki trabzanımı ördükten sonra 3 tane köprü zincirimi çekiyorum buradaki sıramız bakınız üçer zincirin olduğu bölümdeyiz şu anda yani düz olarak 3 zincir çekeceğimiz sıramızdayız. Tığımızın başını bir defa dolayalım ve başlayalım. 1 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımızın üzerine batalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3. Aynı yere batıyorum. Aynı yere 2 trabzan, 1, 2 zincir ve tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bakın modelimizin üzerine ikinci grubumuzu yerleştirmiş olduk. Tekrar araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve başlıyorum saymaya Tığımı başını doladıktan sonra. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'in içerisine giriyorum. 1, 2, 3 ve devam ediyorum. 1, 2, 3 2 tane zincir Tekrar iki trabzanımızı aynı yuvanın içerisine örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 3 zincir saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Giriyorum. 2 tane zincir. Tekrar bir tane daha trabzanımı örüyorum ve şöyle bakalım bakınız gayet güzel bir şekilde modelimizi yerleştiriyoruz gövde kısmı için 3 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 Dördüncüye batıyoruz çünkü burada bir tane içe batmıştık bak burada da en sona batıyoruz ve modelimizi buraya kuruyoruz 1 2 aynı yere 1 2 3 1 2 3 araya 3 tane zincirimi çekiyorum. Kol altı için yine 3 tane zincirim vardı. Tığımın başını doluyorum. Buradaki üçgen olan bölümümüzün hemen ilkine batıyorum. 1 2 3 aynı yere kuruyorum. 1 2 3 1 2 arada 2 zincir vardı tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve sayıyorum 1 2 3 4 5 biraz önceki yapmış olduğumuz gibi 5 trabzanda bir modelimizi yerleştirelim ilimizi kurarak ilerliyoruz bakınız her üçgenimize 1 2 3 4 5 5 tane modelimizi yerleştirdik 1 2 3 4 5 şimdi ortadaki buradaki görmüş olduğumuz bölümümüzü aynı şekilde öreceğiz sırtımızın şu kısmına da 5 tane modelimizi yerleştireceğiz ve geçişi birlikte yapalım. Buradaki bölümü de aynı şekilde 3 tane zincirimizi çekelim. Bakınız arkadaki modelimizin zaten kurulu düzen üzerine devam edecek. Hemen trabzan arasına giriyorum. 1 2 1 2 3 1 2 3 Araya 3 tane zincir 1 2 3 hemen diğer araya geçiyorum. 1 2 3. Araya 2 zincir. 1 2 3. Buraları seri bir şekilde örelim. 1 2 3. Zaten yaptığımız işlemler. Şu kenara da 5 tane modelimizi yerleştirelim. Modelimizin arkasına bakalım. Birinci üçgende modelimizi kurmuştuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki grubumuzu aynı şekilde ördük. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci üçgenimizde yine modelimizi kurduk. Burası kolumuz. Şimdi ön kısmımıza geçiyoruz. Ve ön kısmımıza da aynen buradaki üçgenlerin üzerine modelimizi yerleştirdiğimiz şekliyle yerleştiriyoruz. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Bir defa başını doluyorum ve ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum 3 defa da alıyorum bir kere doladığım trabzanımı ve aynı yere batıyorum 1 2 3 2 tane zincir araya aynı yere tekrar ikinci trabzan grubumu örüyorum 1 ve 2 3 zincirimi çekiyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 buraya kadar yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ediyorum sıra başına kadar örerek gelelim. Bir uçtan başlamıştık. Bakınız başlangıç noktamız olarak burayı takip etmiştik. İlerleyerek arkamızı ördük. Modellerimizi yerleştirdik ve en son diğer önümüzü bitirdik. Diğer önümüzde modelimizi kurduktan sonra bakın kenar patımı ben ördüm. Şimdi modelimizi sadece su taşlarımız üzerinde örerek ilerleyeceğiz. Yani Arkamızın şu kısmını örerek bütün yeleğimizi tamamlayacağız. Evet roba kısmımızı bu şekilde kurduktan sonra dilediğiniz yeleği hırkayı alt kısmını ilerleterek örebilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Dilerim faydalı olabilmişizdir. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.